Divriğe'deki gezimizin son gününe gelmiştik ama geride izlerini adeta gözümüze sokar gibi bırakan o kadar çok ozan vardı ki bölgede, hangi izin peşinden gitmemiz gerektiğini zaman zaman aramızda tartışır olduk. Sokaklarındaki her insan yüzünde hoşgörü simgesi bulabileceğiniz Divriğe'nin en çok ozan yetiştiren bölgesi, Çamşah'a doğru çevirdik aracımızın yönünü. Saravat Tepesi üzerindeki demir çelik işletmesine öylesine bir göz atıp kuzeye doğru yol alırken 15. kilometrede Cürek tabelasıyla karşılaştık. Türkülerinden tanıdığımız Cüre'ye bir göz atmadan geçmek olmazdı. Çaltı Çayı'nın kenarında kurulu bulunan bu şirin beldenin hazin hikayesine de orada vakıf olduk. 1938 yılında Almanlarla ortak olarak işletmeye açılan demir çelik tesislerinin çalışanları için Divriğe 15 kilometre uzaklıktaki bu bölgede 1000 evden oluşan, içinde ilkokulu, ortaokulu, lisesi, sinema ve tiyatro salonuyla tenis kortu, yüzme havuzu bulunan bir yerleşke inşa edilmişti. Bölgeye tiyatro etkinliği geldiğinde civar köylere minibüslerle servis organize edilip seyretmek isteyenlerin geliş ve gidişleri sağlanmış. Gel zaman git zaman aradaki 15 kilometrelik uzaklık tesis özelleştikten sonraki işverene masraflı gelmiş ve Cürek'teki bu yerleşke terk edilip demir ocağının yakınlarına, Salavat Tepesi'ne taşınmış yeni lojmanlar. Taşınma gerçekleşince de geriye korku filmlerinin platosunu andıran, bir zamanlar cıvıl cıvıl yaşamların sürdüğü bu mekan bomboş kalmış. Tesisin yeni sahipleri bazı üniversitelerle görüşüp eski yerleşkenin bir yüksekokula kampüs olması sağlanmak istemiş, ancak yerin mahkemelik olması sebebiyle bizim ziyaret tarihimize kadar bu konuda bir adım atılamamış. Bir zamanlar büyük paralar ve emeklerle oluşturulmuş bu terk edilmiş kenti geride kalan birkaç hanelik Cürekli ile baş başa bırakıp Çamşah'a doğru tırmanışa geçtik. Kara trende yol alayı Cürek'ten de nazlı yar. Oturdum da bir of çektim yürekten de neydek yar. Dediler ki yarın bu yıl gelmeyi deneydek. Sevgili izleyiciler, biraz sonra Gürpınar Köyü'ne gidip orada Fezullah Çınar'dan, Elif Edna'dan söz edecektik sizlere. Ancak Şahin Köyü'nde Hüseyin Gazi Metin dedemizin evinde otururken eşinin Fezullah Çınar'ın kardeşi olduğunu öğrenmiş olduk. Onun için Fezullah Çınar'ı burada sizlere tanıtmaya çalışacağız. Abim, en büyüğümüz Hacı İbrahim vardı ilçin. Ondan sonra abim, işte abim saç çalmasını maşayla öğrenmiş. Bayağı bir maşa vardı. Abim öğrenmiş. O biz önce abi diyen yoktu ya. O gelmiş büyüğü onu duvermiş. La maşayla saç çalırım dermiş. Abim demiş sen dur demiş. Ben maşayla çalacağım ama ünlü olacağım, senin gibi olmayacağım demiş büyüğüne. Ondan sonra işte abim bizim değil, milletin abisi oldu, yani Türkiye'nin abisi oldu. Ama başında çok çileler geçti. Hanım öldü, çocukları kaldı. Tekrar bir daha evlendi. O kadın biraz zalimlik etti. Çocuklarına mı zalimlik? Tabii. Abim çok çile çekti. Genç yaşta ölmesiz. Yaşta. O da 46 yaşında öldü. Onun büyüğü de 46 yaşında öldü. 19 yaşında kız kardeşimiz öldü. Gel ey vaiz Ali'nin vasfını evvel Hüda'dan sor. Ali Tayyip'ni Adem olmadan Tayyip Dida'dan sor efendim. Ali kimdir, Veli kimdir bilem dersen bu esrarı. Onu hiç kimseden sorma, Muhammed Mustafa'dan sor. Ki yer gök su iken Cebrail'e rehber Ali uldur. Cihan halk olmadan evvel Gevney'nin temeli uldur. Ol
ben Musa ile bin bir kelam eden beli oldur. Dile Tur-i Sina'dan sor, dilersen Lentera'dan sor. Ali Haydar Altun'un oğlu Feyzullah Çınar. Şeyh Ahmet Yesevi'nin soyundan gelen bir ozan. Pir Sultan Abdal'ı Kaykuzusu Virani'yi dinleyerek büyümüş. İki kere evlenmiş, biri kız olmak üzere dört çocuğu var. Feyzullah Çınar usta malı deyişlerini yedi kutuplardan en çok Pir Sultan'dan, Virani'den, Kul Himmet'ten, Hatayi'den deyişler söyleyerek çalmış, okumuş. Geçmişle günümüz arasında bir köprü kuran değerli bir halk ozanımız. 1960'ta Fazilet adında ilk plağını doldurdu. Toplam 4 uzun çaları, 60 kadar 45'lik plağı, 40'tan fazla kaseti vardı. 1968'de Profesör Melikov ile Fransa'ya gitti. Burada Avrupa ülkelerini dolaştı. Orada Alevilik ile ilgili, Ayin-i Cem ile ilgili konferanslar verdi, konserler verdi ve UNESCO tarafından iki long play'i yayınlandı. Feyzullah Çınar Türkiye'yi bir uçtan bir uca dolaştı. Toplumcu deyişleri seslendirdiği için bir ara hapse düştü. 1983 yılında 46 yaşındayken yaşamını kaybetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışıyordu. Kurtuluş Parkı'nda geçirdiği kalp krizinden sonra kurtarılamadı. Çık kürsüye ey vaizi Ali'den söyle bir pendi. Ali'nin aklına gökten yere 104 kitap indi efendim. Kur'an'da meth eyleyip veçhinde dedi Hak kendi. Dile Yasin Taha'dan sor, dilersen Hel Eta'dan sor. Gel ey vaiz Harukuş, ne zannettin Ali'yi sen? Hanın evladına kast eyleyen kişiler de mi Müslüman? Neler çekti olmazluğumu ezzalimi darp Yezid'inden. Dile arşu semadan sor, dilersen Kerbela'dan sor. Ali'dir damadı Ahmet, Ali'dir Mustafa Yayar. Odur evladını hak yoluna kurban eden Haydar. Ali gibi etmemiştir cihanda hiçbir peygamber. Dile gel evliyadan sor, dilersen. Biraz evvel de bahsettiğim gibi Feyzullah Çınar'ın toplumcu şiirleri var ve düzene karşı eleştirileri var. Bakınız bir lanet okuma şiiri nasıl kimlere lanet ediyor. Bozuk düzen devam etsin diyen bensem bana lanet. Gayrimeşru milyonları yiyen bensem bana lanet. Yiyen sensen sana lanet. Vatanda kalmadı dirlik, olmaz olsun böyle birlik. İpek kumaş rugan terlik, giyen bensem bana lanet, giyen sensen sana lanet. Vatan çiftliğim diyerek, fakir halkı çiğneyerek, viski içip et yiyerek, doyan bensem bana lanet, doyan sensen sana lanet. Ne söylesem azdır sana, çün değilsin halktan yana. Burjuvalar kervanına uyan bensem bana lanet, uyan sensen sana lanet. Feyzullah'ın dolmaz kabı, çıktı hazinenin dibi, memleketi soğan gibi, soyan bensem bana lanet, soyan sensen sana lanet. Bu memlekette devrim türkülerini kimse söyleyemezken, hele ulaşa ulaşa dediği zaman dağlar yerinden oynuyordu. Vatanımdan sefaletin kökünü atmayın cezireyle can vermem. Devrim için ölen kardeş öcünü almayınca ezireyle can vermem. Verenin de diyen bir halk ozanıydı. 83'te toprak bağrını açtı, ozanlar babası Çınar'ı seçti. Gönlümün bülbülü yuvadan uçtu, senin yerin kolay.
dolmaz Feyzullah. Sazınla sözünle bir savaş verdin. Dar ağacı kursam ben susmam derdin. Mertliğinle halkın kalbine girdin. Halk seni kalbinden silmez Feyzullah. Kamış parmakların, güzel ellerin, bülbül gibi seda veren dillerin, sazlar boyun bükmüş yasta tellerin, karalar bağlamış çalmaz Feyzullah. Pir Sultan Abdal'ı dile getirdin, ozanlığı zirvesine getirdin, halkın duysun diye çok nara vurdun, cahil olan sözden almaz Feyzullah. Eleşirin bize kara bangara, açtı yüreğime iyi olmaz zara, halden bilen öldü halim kim sonra, selamını dahi salmaz Feyzullah. Aylar yıllar geçip devir dönecek, nice beyler makamından inecek, çınar seni yeni çağlar anacak, Gazi Metin der ki ölmez Feyzullah. Şimdi rahmetli Feyzullah Çınar Maraş'ta tutuklanıyor Maksuni Hoca'yla. İçer atıyorlar. Atınca Fikret Otyan bunu duyuyor. Fikret Otyan Feyzullah'a tapan bir adam, belki biliyorsunuz. Onun hanımının adı da Filiz. Diyor ki, Filiz niye kötü duruyorsun? Bizim Feyzullah Baba'yı içeri atmışlar diyor. Ya aslında ne olacak Feyzullah diyor. Şiir söylemiştir. Adam vurmaz, adam öldürmez. Banga da soymaz. Yok içeri atmışlar. Ben onu kurtarın diyor. O zaman Ecevit iktidarda, İrfan Özaydın'ın da İçişleri Bakanı. Hemen Fikret atıyor bir telefon. Alo diyor. İrfan Özaydın. İrfancığım diyor. Daha bu memlekette hiç adam bulamadınız mı da Feyzullah Çınar gibi bir adamı içeri attınız. Benim haberim yoktur diyor. Zaten hiçbir şeyde haberiniz yok sizin diyor Fikret Otyam. Neyse Feyzullah'ın çıkma emrini alıyorlar. İşin püf noktası burada. Bir havaslandım diye Fikret Otyam. Hemen mapsaneye telefon açtım diye. Feyzullah Baba dedim diye hiç üzülme. Pazartesi günü seni çıkaracaklar. Dedi ki bana diyor, ya Fikretçiğim, sana kim dedi ki Feyzullah Çınar'ı dışarı çıkardın? Dışarı içeriden de pislik. Dışarı içeriden de pislik. Dur ki şurada birazcık kafamı dinleyeyim. Dünyam mı karaldı bilmem ne oldu. Felek kemendini taktı gelemem. Bir bahçe yetirdim filizi soldu. Esti de şamyeli yaktı gelemem. Gelemem. Ne olur gelemem. Gece gündüz dert dökerim sazıma, ben ağlarım kaderime yazıma. Sarıldılar eteğime dizime, yavrularım boyun büktü gelemem. Gelemem. Ne olur gelemeyim. Minnetim ne ağladım ne güldüm. Ne yitirdim ne aradım ne buldum. Koca bir çınardım, kurudum, kaldım. Dallarım yaprağını döktü, gelemem. Gelemem. Ne olur gelemem. Dallarım yaprağını döktü, gelemem.
gelemem, gelemem. Dönemin koşulları gereği un kapanında hamallık yaparak geçimini sürdüren Feyzullah Çınar, bir gün Sirkeci'de bir meyhaneye girer. Genel görünüşü meyhaneciye güven vermediği için sürekli göz hapsindedir. İlk rakısını içtikten sonra ikinciyi ister, ancak garson rakı yerine hesabı getirir. Bunun üzerine şimdilerde Aynur Haşhaş'ın sesinden kulaklarımıza doğan Garip Kaçıran'ın türküsünü söylemeye başlar. Türkü bittiğinde meyhaneci Feyzullah Çınar'ın boynuna sarılır ve özür diler. Sen türkünle hem hesabını ödedin hem de bana güzel bir ders verdin. Her zaman bu meyhanenin kapıları sana açıktır aşık der. İçip sarhoş olmak istiyorum. İçip sarhoş olmak istiyorum. Sızıp bir köşede kalmak istiyorum. Kalmak istiyorum. Yaşamayı değil ölmek istiyorum. Bir yarın elinden yaralıyım. Yaşamayı değil ölmek istiyor. Bir yarın elinden yaralıyım ben. Kaçırandır söyleyeyim sana, bütün sarhoşların kralıyım ben. İsmim kaçırandır söyleyeyim sana, bütün sarhoşların kralıyım ben. Sevgili izleyiciler, bu toprakların yetiştirdiği bir başka ünlü halk şairi de Ali Metin. Ali Metin de 1926 yılında Şahin Köyü'nde doğmuş. Asıl adı da Ali Metin. Bazı şiirlerinde Metini olarak tapışırıyor, bazı şiirlerinde Ali Metin olarak mahlasını yazıyor. Ali Metin'in kardeşi burada Cemal Metin'le beraberim. Bu köyün, Şahin Köyü'nün muhtarı. Ona soracağım, Ali Metin'i bize nasıl tanıtır? Ali Metin
Biz dört kardeşik, en büyüğümüz. Büyük olduğu için tek bir babanın bir evlat oluyor biz yokken. Çok severlermiş. Okula başladığı zaman amcam Hüseyin Ağa var, Hüseyin Gazi Metin'in dedesi. Çok güzel saz çalırmış. Onun bir kırık sazı varmış. Kırık sazını yaptırmışlar babam. Onlar öğrenmiş. 7 yaşında başlamış sazına. Büyüdükten sonra tabii biz yetişene kadar çalışmış, çiftçilik yapardı. Biz yetiştikten sonra sazını aldı çıktı. Bir daha da gelmedi diyebilirim. Evet, şimdi Ali Metin 1944 yılında evlenmiş ve ilk evliliğinde eşi hemen vefat etmiş. Evet. Sanıyorum bir çocuğu 3 aylık kalmış. Bir süre sonra o çocuk da vefat etti. İşte o yıllardan sonra Ankara'ya gitti. Saz elini aldı gitti artık radyo evlerinde. Pireklerde şundan bundan. Ben 1970'li yıllarda İstanbul'da tanıdım Ali Metin'i. O zaman Tarla diye bir dergi çıkarıyorduk. O tarlada şiirleri yayınlanıyordu. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda da çalışıyordu aynı zamanda. Evet. Tekrar işe girdi oraya. Bir gece kondu yaptı. Gece konduya da güzel bir türküler falan söyledi. O kadar bir perişan hali vardı ki tarif edemem. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra işte biraz çocuklar falan büyüdü. Ya variyete yaklaştı. Biraz dedelik var. Dedelik yaptı. Çok dedelik yaptı. Çok çevresi var. Bugün ne bileyim artık Türkiye'nin her tarafında tanınmış bir ozan yanı. Özellikle Hüseyin Abdal çevresinde. Hüseyin Abdal çevresinde özellikle. En fazla on şey derdi yani. Tanınmış bir ozanıdı yani. Onun bir sazında Deli Devriş ayağı. Deli Devriş ayağı. Feryadi. Doğru. Onun ayağını en iyi çalanlardan birisi Ali olarak ben. Sarma alttan en iyi çalanlardan biri. Şeyde Aşık Veysel tarzında çok güzel çalıyor diye biliyorum ben. Evet. Oralarını bilemiyorum da Aşık Veysel'i falan çok severdi. Aşık Veysel'in yanına falan daha fazla gitmiş yanım. Zaten kendi şiirlerini belli bir yaştan sonra söylemeye başladı. Daha önceden Pir Sultan'dan, Nesimi'den, Virani'den türküler, ustamalı türküler söylüyordu. Daha sonra kendi şiirlerini söylemeye başladı. Evet. Hep kendi bestelerini söylerdi olduğu gibi. Çoluk çocuğundan neler var? İki oğlu var, iki çocuğu var. İki tane oğlu var. Şemsettin, bir de Hüseyin Gazi isminde iki tane çocuğu var. Ne işler yapıyorlar? Baba emlakçılık gibi böyle bir işlerle uğraşırlar. Emlakçılık değil de, evet, öyle bir işlerle uğraşırlar. Kendi şeyleri var, iş yerleri var. Öyle işte öldükten sonra yalnız her sene köye gelir bir ay kalırdı. Şey derdi, bütün komşulara falan kızardı. Bu ne biçim köy? Çünkü alışmıştı toplumlarda içmeye. Akşam olduğu zaman illa gelin bir araya toplanalım, saz çalalım, müebbet yapalım. Çok okumuş bir ozandı. Gelmedikleri zaman da kızardı. Yalnız son zaman dedemizin mezarını yaptırdık. Yaptırdığımız zaman orada bize ne saadet dedi ki, kazmayı bana verin, kazmayı aldı. Ben ölürsem kesin belki beni buraya salmayabilirler. Hacı Bektaş'a götürmeye bir ihtimaller vardı. Öbür dünyada yakağızda kaparım dedi. Beni buraya koyacaksınız babamın dedemin yanına. Yerini de belli etti. Eğer ki bir sene daha yaşasaydım mezarını kendisi yaptıracaktı. Tekrar abiye misler ömür mahrum olduğunu duyduk. Buraya getirme taraftarları değildi çocukların. Hatta ben de kızdım. Gelir mezere kazmayı elim alır söker yine getiririm yapmayın dedim. Ve çocuklar da sağ olsunlar sözümüzü dinlediler aldık buraya geldik. Burada şimdi mezar değil mi? Evet, Allah rahmet eylesin. Burada kısmet olsa yapılacak mezarın. Arzuladım seni çamşık elleri. Köyler harap olmuş ele bak ele. Boz bulanık akıyordu selleri, burunmuş çeşmeler çöle bak çöle. Alay alay düğünlerin olurdu, odaların misafirle dolurdu. O şenlikler kalsa sana kalırdı, melul mesul duran ele bak ele. Şahin çakıra ağın göl veren, balva düş budak ille baş ören. Yıllardır hasretim yok mu bir gören, sazım dertli öter. Tele bak tele. Metin'in gözleri durmadan ağlar. Dumanlı dumanlı döldürün dağlar. Kurudu bahçeler, bozuldu bağlar. Bülbül boyun eğmiş
güle bak güle. Ali Metin'in diğer bir meşhur şiiri daha var biliyor musun? Efendim, ak meleğim göç eyledi yurdundan, minnet etsem acep geri döner mi? Can çıkmadan unutulmaz bu tende, alev almış ateş dahi söner mi? Bunlar var. Dertli olanlara elbet zar gelir. Geniş dünyaya tek başına dar gelir. Ellere yaz bahar, bize kar gelir. Ben yanarım, eller beni kınar mı? Metiniyim, daha giymem alları. Viran olsun çamşığının elleri. Sele vermem dağı taşı çölleri. Aklı olan bu dünyada kanar mı? Diyor Ali Metin. Siyah sürfün saçla günü tarasam, marifet yoluyla ahlasam seni, gizli gizli sırla günü arasam, cahi ara sıra yoklasam seni, gizli gizli sırla günü arasam, cahi ara sıra yoklasam seni. Günümüz sanatçılarının birçoğu tarafından türküleri seslendirilen Çamşıhlı ozanlardan biri de Ali Rıza Yalçın. 1929 yılında Gölveren köyünde dünyaya gelen Yalçın, ilkokulu kendi köyünde olmaması sebebiyle 3 köyün içinden geçerek 4. köyde okumuş bir çilekeş. Bölgedeki yoksul köylülerin çocuklarına bir anlamda umut kapısı olan Yıldız Eli Öğretmen Okulu'na başlayan Ali Rıza Yalçın'ın yaşam çizgisi, bu okulda Aşık Veysel ile karşılaşması üzerine şekillenmeye başlamıştır. Koca Veysel'in yüreklendirmesiyle saz çalmaya başlayan Yalçın, yaz tatillerinde köyüne gittiğinde de enstrümanından uzak durmayarak kendini geliştirme yolunu seçmiştir. Dönemin zorlu koşulları yüzünden Yıldız Eli Öğretmen Okulu'nu yarım bırakarak köyüne dönen Ozan, Çamşıhlı topraklarında da fazla barınamayıp rızkını aramak için gurbete, yani İstanbul'a göçmüştür. İstanbul'da hemşehrilerinin bol olduğu sanayi mahallesine yerleşip demir yollarında işçiliğe başlamış önce, sonra bir avukat yanında, daha sonra han yöneticiliği, en nihayetinde de Ümraniye'de tuhafiye mağazası işletmekte karar kılmış. Henüz genç sayılabilecek bir zamanda 61 yaşında çektiği böbrek sancısı için verilen ilacı fazladan alarak bu dünyadan ayrılmış. Türkülerinden en çok bilineni Ekin İdim Oldum Harman, Ruhi Sus tarafından seslendirilmiş ve bu türkü ölümsüz sanatçıya Fransa'da altın plak kazanma şansı sağlamıştı. Düşürdün aşkın arına, düşürdün aşkın arına, karıştırdın küle beni. Atın yolunu kenarına, yer geçtikçe göre beni. Atın yolunu kenarına, atın yolunu kenarına, yer geçtikçe göre beni.
yer geçtikçe görebilirim. Divriğin Ozanlar Yatağı köşelerinden birisi Çamsı yöresi. Çamsı yöresinin de Ozanlar Yatağı, Başören Köyü diyebiliriz. Başören Köyü'nün hemen her köşesinden birbirinden değerli ozanlar yetişmiş. Mesela bu köyün Aziz Ağa diye bir mezrası var. Bu mezradan üç büyük ozan gelmiş geçmiş. Gatık Dede, Celal Dede ve Şahini. Başören Köyü'nde de birbirinden değerli ozanlar var. Bunlardan bir tanesi kadın ozan Hatice Mihrap. Hatice Mihrap geride bıraktığımız yüzyılın başlarında Divriğin'in Başören Köyü'nde doğdu. Hatice'nin çok güzel olduğu söyleniyor. Hala anlatılıyor bu yörede. Çok güzel olduğu için gençler rahatsız etmesin diye babası zorla Mahmut Kahya ile evlendirmiş. Ne var ki ertesi gün kaçıp tekrar babasının evine dönmüş. Usta yüzü görmeden şiirler söylemiş ve çok kısa bir ömrü var. 17-18 yaşlarındayken Birinci Dünya Harbi'nin olduğu yıllarda vefat etmiş. Elimizdeki şiirler bu 17-18 yaşlarındayken yazdığı şiirler. Şimdi onun şiirlerinden bir örnek size vereceğim. Sabahtan şahımın nuru doğuyor, doğmaz ise yarelerim sağılmaz. Derdimin dermanın haktan isterim, vermez ise yarelerim sığılmaz. Haktan dergahına yazımı yazsa, gönlüm de pirini arasa geçse, Şah-ı Merdan Ali halimi sorsa, sormaz ise yarelerim sağılmaz. Cehenneme girsem yakar nar beni, Hacı Bektaş Veli gördüm sultanı, çağırınca yetişsin ya Ali, görmez isem yarelerim sağılmaz. 12 imamlara niyaz bent oldum, Ali'yi görünce kül oldum yandım, kırkların ceminde irfana girdim, girmez ise yarelerim sağılmaz. Hatice mihrabım, pire niyazı, hak da kabul eder dergaha bizi, Ali'nin alnında zöhre yıldızı, doğmaz ise yarelerim sağılmaz. Görüyorsunuz, topu topu 18 yıl yaşamış olan bir genç hanım şairimizin şiiri, şiirde ulaştığı olgunluğu. Divriğin köylerinde ozanların izini sürmeye devam ediyoruz. Şimdi Karakuzulu köyünden iki ozan size tanıtmaya çalışacağım. Bunlardan birisi Ozan Rehberi. Çok genç yaşta kaybettik bu ozanımızı. Yaşamış olsaydı inanıyorum ki Türk halk edebiyatına büyük eserler kazandıracaktı. Ozan Rehberi Divriğin Karakuzulu köyünde 15 Mart 1953'te doğdu. Asıl adı Ali Metin'di. Okulu Dikmeçay köyünde bitirdi. Askerlik dönüşü Ankara'ya yerleşti. Devlet demir yollarında bir iş buldu. Evlendi. 4 çocuk babası oldu kısa sürede. Bu çocuklarından Nimet ismini taşıyan bugün saz çalıp, türkü söyleyip baba mesleğini devam ettiriyor. Rehberi ozanlık mesleğine çok küçük yaşlarda başladı. Küçük yaşlardayken Yunus'tan, Pir Sultan'dan, Hatayi'den, Kul İmmet'ten, Kul Hüseyin'den, Aşık Veysel'den söyledi. Daha sonra kendi şiirlerini söylemeye başladı. 1983 yılına kadar Metin imzasını, adı Ali Metin olduğu için Metin'i mahlasını kullanıyordu. Daha sonra aynı bölgenin ünlü ozanlarından Ali Metin olduğu için şiirleri birbirine karışma durumunu önlemek için Rehberi mahlasını kullanmaya başladı. İlkokula gittiği yıllarda İbrahim Eren'den bağlama dersleri aldı. Daha sonra kendi kendine ilerletti. Bu kısa ömrüne rağmen pek çok güzel eserler bıraktı. Bundan bir şiir örnek vermek istiyorum. Neyleyim akın, nidem karayı, perişan halleri görenler gelsin. 20. asrın son çeyreğinde mazlumun derdini soranlar gelsin.
insanlığın yarasını sarmaya, dünyadaki gerçekleri görmeye, yurdumuza adil hizmet vermeye hakkın divanına duranlar gelsin. Ay ile güneşe ulaşmak için, bilime tekniğe alışmak için, bacı kardeş herkes çalışmak için toplum birliğini kuranlar gelsin. Haram lokma ile doyanlar değil, türkü oyanlarla soyanlar değil, körpe fidanlara kıyanlar değil, mazlumun hakkını verenler gelsin. Siyaset miyaset bilen değilim, kimsenin halini gülen değilim, insan birliğini bölen değilim, rehberi candan saranlar gelsin, diyor rehberi. Genç yaşta kaybettik, rahmetler diliyoruz. Sevgili izleyiciler, Karakuzulu köyündeyiz dedim. Bu köyün bir mezrası var, Hıdırlık mezrası. Hıdırlık mezrasında da güzel bir insan, iyi bir aşık var. Sinemi, Aşık Sinemi. Aşık Sinemi'nin asıl adı Ali Cavit Coşkun. İlkokulu komşu köy olan Güneş'te okumuş. Askerlik çağına kadar köyde çiftçilikle uğraşmış. O dönemin ünlü ozanlarından Fevzullah Çınar, Mahmut Erdal, Mehmet Ali Karababa, ozan rehberi gibi aşıklarla tanışmış. Onlardan ilham almış. Daha ilkokul yaşlarındayken sesinin güzelliği yöre halkı tarafından tespit edilmiş. Düğünlerde, bayramlarda türkü söyletmeye başlamışlar. Uzun yıllar usta malı söylemiş. Pir Sultan Abdal'dan, Ruhsati'den, Derviş Kemal'den, Mihneti'den, Fevzullah Çınar'dan türküler söylemiş. Askerlik dönüşü artık kendi eserlerini de okumaya başlamış. Ozan Dergahı'nın önerisiyle Sinemi mahlasını almış. 1995 yılında Halk Ozanları Kültür Vakfı'na üye olmuş. Aktif üye olarak vakfın çeşitli etkinliklerine kazanmış. 1999 yılından itibaren de vakfın başkanlığını yapmaya başlamış. Bugüne kadar çeşitli yarışmalarda onlarca ödül almış Aşık Sinemi. Güzel Dost adıyla da bir kitabı bulunuyor. 2005 yılında Anadolu Halk Ozanları Kültür Derneği'ni 25 aşıkla birlikte kurmuş. Halen bu derneğin başkanlığını yapıyor. Ozanlık geleneğini aktif bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Doğruyu söylemek suç olur diye susalım da kervan gitsin mi böyle? Onurlu yaşamak güç olur diye her gelen bir tokat assın mı böyle? Yalan gerçek hep bir tutup gitti. Kurtlar kuzulara katıp gitti. Deve hamuduyla satılıp gitti. Herkes bir köşeyi satsın mı böyle? Kimi kiralanmış can alan asi, kimi sindirilmiş çıkmıyor sesi, kimine vermişler sarığı mesi, uyan demeyelim yatsın mı böyle? Bölüp parçalamak zalimin huyu, çağdaş geleceğe kazarlar kuyu, gemi her taraftan alıyor suyu, görmezden gelelim bassın mı böyle? Ozan sinemiyim halkıma kıyıp, emeğini 3-5 soyguncuya yiyip, alaca kargaya bülbülsün deyip, verelim meydanı, ölsün mü böyle, diyor Ozan Sinemi. Ankara'ya buradan selam gönderiyoruz Ozan Sinemi'ye.